İçe çek, molası bitti. Hanımlar beyler, kahvelerinizi salonda da içebilirsiniz. Buyurun. Vanilyalı var, karamelli var, bir de sade var galiba. Ya bu... Yes! Evet, tekrar hoş geldiniz. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Dediğimiz gibi bugünkü konumuz kültür ve sanat. Bugün bu ikisinden bahsediyoruz ağırlıklı olarak. Tabii ki bunların işte medya yansımasından, kültürel yansımasından falan filan. Artık bağımsız kafalarda yaşayan ciddi bir kitle oluşmaya başladı dünyada. Bağımsız anlamda üreten, çizen, yazan, şarkı söyleyen, işte prodüktörlük yapan falan filan. Bu insanların bazı platformlara ihtiyacı oluyor. Bir araya gelmek için, ortak bir enerji yaratarak, ortak bir sinerji derler ya. 2 artı 2 eşittir 5. Business Administration, Class 101 falan filan. Doğru. 2 artı 2 eşittir 5. Bunu sağlamak için mekanlara ihtiyacı var. O yüzden bugün aramızda olan sunuculardan birisi bu mekanlardan birini temsil edecek. Ve bize az önce benim söylemeye çalıştığım şeylerin aslında ne anlama geldiğini tıkır tıkır 20 slide'da anlatacak. Bağımsız, yeni, genç sanatçılara, en kötü ihtimalle sanat sevicilerine diyeyim, olmayanlara, belki sanatçı olmayanlara, hiç önemli değil, onlar da bir sanatçı. Huzurlarınızda Galata Perform'dan Yeşim Özsoy. Merhaba. Ben bugün size aslında Galata Perform'dan evvel Galata Perform'u nasıl oluşturduğumuzla ilgili bir yoldan bahsedeceğim. Ben öncelikle aslında hem Galata Perform'u hem de kendi kurduğum tiyatro grubum ve diğer şeyler topluluğunu temsil ediyorum. Sonrasında da gelecek sene 2011'de devam edeceğimiz bir projeden bahsedeceğim. Ve diğer şeyler topluluğunu 2001 yılında kurduk ve ismi itibariyle ve diğer şeyler tiyatroya yeni bir soluk vermek amacıyla oluşturduğumuz bir gruptu. Tiyatro dışında ve tiyatro içinde her şeyi farklı bir yolla izlemek istediğimiz bir grup. Yeni metin, yeni teknolojiler ve disiplinler arasılık konularına eğiliyoruz. Oyunlarımızı görüyorsunuz şimdi arkada slide'da. Aksak İstanbul Hikayeleri, Son Dünya, havada üç karakterin sirk mantığıyla havada oynadığı, uçan bir düşen bir uçağın anlatıldığı bir oyun Son Dünya. Playback, tamamıyla playback ses kayıtla oynanan bir oyun. Yani oyuncuların kendi sesiyle değil, kaydedilmiş sesle oynanan bir oyundu. Bunun dışında genellikle yaptığımız oyunlarla 10 senedir 10 değişik oyun yaptık. Bunlarla yenilikçi tiyatro, özgün oyun ödülleri gibi ödüller aldık. Belirli kategoriler içerisine tam olarak oturtulamadığımız için muhtemelen. En son olarak da Yüzyılın Aşkı diye bir oyunumuz var. Şu anda zaten Galata Perform'da ve başka sahnelerde de oynuyor. Yüzyılın Aşkı da dediğim gibi en son yaptığımız oyun. Ve diğer şeyler topluluğu tiyatroda böyle bir farklı bir bakış açısı sağlarken aynı zamanda 2006 senesinde Yeni Metin Yeni Tiyatro diye bir proje oluşturdu. Yeni Metin Yeni Tiyatro'da Türkiye'de oyun yazarlığı üzerine, yani yeni oyun yazarlığı nasıl olmalıdır üzerine düşündüğümüz bir çalışmaydı. Ve genç oyun yazarlarıyla, ama sadece genç değil, yani yeni bir tarzla çalışmak isteyen yazarlarla çalıştığımız bir projeydi. 2006'da ilk önce söyleşilerle başladık. Ondan sonra oyun okumaları ve daha sonra İstanbul Kültür Ajansı 2010'la yaptığımız ortaklıktan kaynaklanan yurt dışından çağırdığımız oyun yazarlarının oyun okumaları ve Türkçeleştirmeleri, yani oyunların Türkçe'ye çevrilmeleri gibi etkinliklerle doluydu. Bunların içinde aynı zamanda Liseli Gençler Oyun Yazıyor diye bir projemiz de vardı. O da yazarlığın sadece 40'ından sonra değil, işte 15-18 yaş arasında da yapılacağı üzerineydi. Şimdi Galata Perform'a geleceğim. Galata Perform da bizim mekan olarak oluşturduğumuz bir yer. Kendi tiyatro topluluğumuzun projelerini, aynı zamanda da
Performans ve solo performans ve yine dediğim gibi farklı tarzdaki bağımsız çalışan sanatçılara yer verdiğimiz bir alan. Ve Galata Perform'un projeleri arasında da Yeni Metin Yeni Tiyatro dışında Görünürlük Projesi diye bir proje var ki bu bir kendi bölgemizde, Galata bölgesinde kendi görünürlüğümüz ve kendi bölgemizdeki diğer sanatçıların birbirine olan görünürlüğü, halkın ve esnafın hepsinin birbirine olan görünürlüğü üzerine yaptığımız bir proje. Geçen sene bu proje aslında 6. senesini yaşıyordu ve geçen sene bu projeyi Yeni Metin Yeni Tiyatro projesiyle birleştirdik ve böylece oyun yazarları, bizimle çalışan oyun yazarlarının dükkanlarda, sokakta, oralar için, yani bizim bölgemizde görünür kılmaya çalıştığımız ve birlikte çalışmaya çalıştığımız insanlarla kaynaşarak oyunlar yazmasını sağladık ve arkada gördüğünüz slaytlarda çıkan projeler çıktı. Mesela bir kasap için bir oyun yazıldı, o kasapta oynandı. İşte bir butikte geçen bir oyun yapıldı. Sonra profesyonel oyuncular tarafından onlar oynandı. Yine Galata bölgesinde bir çay evinde geçen bir oyun yazıldı. O bölge, yani bu bölgedeki esnafla, işte halkla ve sanatçıyla, oyun yazarı ve tiyatro denklemlerinin hepsinin bir arada işlenmesiyle ilgili tamamıyla hani festival mantıklarının, klasik festival mantığının dışına çıkan klasik sahnenin, klasik işte anlamda bildiğiniz galerilerin dışına çıkan, sokağa çıkan bir proje haline geldi görünürlük. Aslında ilk başlangıcı görünürlüğün tamamıyla bizim kendi Galata Perform olarak kendi bölgemizde kendi bölgemize olan görünürlüğümüzle ilgiliydi. Ve komşularımızla birlikte kotardığımız ve aslında hiçbir şekilde bir PR'a ya da gazetecilere çok fazla ihtiyacımız olmayan, kendi içinde dönen, zaten komşudan komşuya birbirimizi destekleyebildiğimiz bir projeydi. Her sene bu proje dahilinde bir harita oluşturuyoruz. Yani her sene o haritanın içindeki belirli bölgeleri tek bir gün içerisinde etkinlikleri izleyerek sanki bir hazine avı gibi takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda open studio mantığına da tekabül ediyor bu. Kimi zaman işte sanatçıların da mekanlarını açtığı. Gördüğünüz gibi yine bir bankada ya da işte bir saatçinin önünde küçük küçük oyunlar oluşturuldu. Ve bu projeyi şimdi gelecek sene 2011'de 7.sini yapacağız görünürlük projesinin. 7.sinde de dediğim gibi bu Yeni Metin Yeni Tiyatro projesiyle ikisinin birleşimi ve aynı zamanda performanslarla birlikte sokağa çık mantığı altında yapmak istiyoruz. Bu gördüğünüz oyunda balkonlarda gelişiyordu. Yani aslında tiyatronun hani hep derdimiz olan bu sahne derdi vardır ya, burada çok güzel bir tane sahne var mesela, şöyle buradan oraya kadar uzun bir yer. Ama aslında sadece sahnelere mahkum değiliz. Sokağa da çıkabiliriz. Her yer sahne olabilir. Bir balkon, banka, kasap ya da sokak. Ya akşam erken bir saat gibi gelebilirsin ama yani saatimi bozduk. Ya öyle açayım ki. Ha? En son ne zaman yemek yediğimi hatırlayamıyorum bile. Tamam, yani tek bildiğim şey güzel bir kahvaltı yaptın. Ya bunun bir kahvaltı olduğunu biliyorum. Çünkü güneş doğudaydı. Güneş doğudaydı. Evet, bu küçük bir enstantaneydi. Bizim genç bir yazarımızın yazdığı ve Okan Uru'nun oynadığı, sokakta oynadığı bir parçaydı. Evet, sorularınız varsa tabii ki almak isteriz. Aynı zamanda bizim etkinliklerimizi www.galataperform.com adresinden de izleyebilirsiniz. Galata Perform'la ilgili sorularımız. Teşekkürler. Çağın teşekkürler. Ellerin dert görmesin çağı. 34 Ceyhan Urfa 41 73. Lütfen aracınızı bulunduğu yerden çekiniz. 34 Ceyhan Urfa 41 73. Çöp arabası gelmiş de. CO 41 73. Please, arabayı şöyle hafifçe kenara alırsanız. Bu da Peçak Uça tarihinde bir ilk oldu. Ufak tefek reklamlarda alabilirim yani. Piliç'te yüksek lezzet. Erpiliç. Şimdi bu az önce bahsettiğim konu vardı ya,
İşte medyanın ucuzlaması falan filan. Tabii ucuzlama kötü bir kelime aslında. Maliyetin düşmesi diyelim falan filan. Bununla birlikte yeni bir video estetiği de ortaya çıktı. Zaten sosyal medyada bunlar da var. Ve yeni işbirliklerine yol açtı bu durum. Şimdi Kolpa ismini verdiğim zaman muhtemelen hemen kafanızda ışıklar yanacak. Bir müzik grubu Kolpa. Rock müzik grubu. Ve Kolpa'nın video klibini çeken Bugs'tan Kolpa'nın video klibini çeken isim birazdan aramızda olacak. Niye bunu söyledim? Dediğim gibi artık ilişkiler her kolaylaştı iletişimle beraber. Ve evet, ben sana senin bir video prodüksiyon şirketin var. Ben de aynı zamanda bas çalıyorum. Okey, ben de senin klibini çekeyim. Sen bana müzik yap falan filan. Zaten şu anda burada yapmaya çalışan mantığı da bu. Peçakuça da bu. Gidelim, kart vizit alışverişi yapalım falan. Şimdi bunun gerçekleşmiş bir örneğini göreceksiniz. Huzurlarınızda Bugs'tan Deniz Özgün.